Amerikalı stratejistler yıllar önce belirtmişti. Rusya'nın parçalanması Ukrayna'dan başlar. Beyaz Saray'ın amacı belli. Moskova'yı boğacak bir NATO kuşağı oluşturmak. Halbuki Putin baştan uyarmıştı. NATO, Doğu Avrupa ülkelerine doğru genişleme politikasından vazgeçsin demişti. Güvenlik garantisi istemişti. Maalesef talep ettiklerini siyasi zeminde alamadı. Silahlı siyaset aşamasına geçti. Çünkü ABD son 30 yıldır Rusya'ya diz çöktürme arzusunda. Son darbeyi indirmek için Ukrayna, NATO üyesi yapılmaya çalışıldı. Putin bu durumu beka sorunu olarak algıladı. NATO kuşağına karşı Ukrayna cephesinden bir yarma harekatı düzenledi. Putin'in siyasi taleplerini daha da somutlaştırırsak, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye yapılmayacağına dair yazılı garanti, Baltık bölgesindeki ülkelerin NATO üslerinden arındırılması, Doğu Avrupa'da Rusya'yı hedef alan silahların çekilmesi. Askeri harekatı inceleyelim. Putin'in bu hedeflere yöneldiği görülüyor. Kiev yönetimine verilen mesaj açık. Tarafsız kal. Washington endişeli. NATO içinde anlaşmazlıklar ve farklılıklar göze çarpıyor. En beteri de nükleer risk. O nedenle NATO doğrudan işin içinde değil. Amerika iki hedefe yönelmiş durumda şu anda. Ukrayna'yı, Rusya'yı zayıflatacak uzun soluklu bir yıpratma savaşı cephesine dönüştürmek. Bunun için sürekli Ukrayna'ya yabancı savaşçı ve silah yolluyor. Polonya'yı askeri siyasi yığınak merkezi yapmak. Amerikan hegemonyasının zayıfladığı açık. Putin buradan aldığı cesaretle Ukrayna işgalini sürdürmekte kararlı. NATO'dan arındırılmış tarafsız kuşak inşa hedefine ulaşabilmesi için bunu yapması şart. Zayıflayan Amerikan hegemonyası demişken, Rusya ile Çin 4 Şubat 2022'de ortak bildiri imzaladı. Bildiri, yeni dünya düzeni inşasının temelini oluşturuyordu. Tek kutuplu yapıdan çok kutuplu yapıya geçişi doğuran şartlar artık olgunlaştı. Mesela NATO. Başlangıçta 16 üyeliydi. 1999'dan itibaren Rusya'ya doğru genişledi. 30 üyeli bir yapıya dönüştü. Fakat bunun da sonuna gelindi. Ukrayna ve Gürcistan'ın artık üyelik olasılığı yok. Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri şüphesiz önümüzdeki dönem NATO üyeliklerini sadece siyasi boyutta sürdürecekler. Başka deyişle Rusya'nın parçalanması Ukrayna'dan başlar stratejisi tersine döndü. Fransa'ya bakın. NATO'nun varlığını ciddi şekilde sorgulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Macron dedi ki, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Arzusu Avrupa Birliği'ni yeni dünya düzeninin içinde önemli bir siyasi ve ekonomik merkez olarak konumlandırmak. Yalnız da değil üstelik. Almanya en büyük destekçisi. NATO güdümünden çıkmak istedikleri açık. Belli ki artık ABD'den bağımsız strateji izlemek istiyorlar. Avrupa ordusu inşası fikrinin tartışılması da ilk ciddi sinyal. Hatırlayalım, 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı. Soğuk Savaş sona erdi. ABD rakipsiz kaldı. Tek başınaydı. Avrupa güvenlik mimarisini şekillendirmek ona düştü. Yugoslavya'yı 8 parçaya böldü. Fakat şu anda böyle bir gücü yok. Ukrayna Savaşı gösterdi ki Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisini şekillendiren ülke artık Rusya. Yakın zamanda aynı görevi Fransa ile Almanya'da üstlenecek. Amerika hegemonyasını sürdürme gayretinde. Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'ni, Çin'e karşı Hindistan'ı ana stratejisine eklemleme çabası içinde. Avrupa Birliği ve Hindistan yeni dünya düzeninde birer bağımsız merkez olarak hareket edecek. Söz konusu düzende tek kutuplu ekonomi modeli tarihe karışacak. Onun yerini alacak çift kutuplu ekonomi modeli ise yolda. Tek para, tek banka, tek finans kuruluşu ve tek bankacılık sistemi. Yani Dolar, Dünya Bankası, IMF ve SWIFT. Her biri eski liberal düzene ait kurumlar. Yeni merkezler bu kurumların alternatiflerini oluşturacak. Nitekim Sepet Para ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi alternatifler oluşmaya başladı bile. Bu aşamada Dünya Ticaret Örgütü'nün yeni düzene uygun olarak güncellenmesi gerekecek. Özetle yeni bir dünya kuruluyor. Küresel güç merkezleri sırasıyla Çin, Avrupa Birliği, Rusya ve Hindistan. Peki ya Türkiye? Rusya, Almanya ve Fransa üçlüsünün yanında yer alabilir. İsterse ABD'nin İngiltere ve İsrail'le oluşturduğu üçlüye dahil olabilir. Dikkat edin, ilki bağımsız Türkiye'nin yeni dünya düzeninde alacağı pozisyon, ikincisi ise Atlantik'e çıpalı Türkiye'nin sürdüreceği mevcut konum. Karar Ankara'nın.